Tanıtım bölümü öğrencisi Zeynep Yiğit. Programımızın bu bölümünde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sıçeri Timur Karadağ Meslek Yüksekokulu'nu sizlere tanıtacağız. Konuğumuz Sıçeri Timur Karadağ Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Öğretim Görevlisi Yeliz Demirci. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Sayın Hocam, üniversite tercihinde bulunacak arkadaşlarımıza okul tanıtmak ve onlara yardımcı olmak adına hemen sorularımıza geçiyoruz. Buyurun. Hocam, sosyal ve Timur Karadağ Meslek Yüksekokulu hakkında kısa bilgiler misiniz? Örneğin kaç bölümünüz var? Memnuniyetle. Öncelikle kısaca tercihimizden bahsederek okulumuzu tanıtmak isterim. Meslek Yüksekokulumuz Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olarak 1995 yılında kurulmuş, 1998 yılında Bahçecilik ve Bahçe Ziraatı bölümleriyle eğitimine başlamıştır. Okulumuzda 2001 yılında süt ve süt ürünleri, seracılık, 2003 yılında su ürünleri, işletme, muhasebe ve belge uygulamaları, 2005 yılında maliye, 2006 yılında peyzaj ve sis bitkileri, 2008 yılında gıda teknolojisi, 2009 yılında pazarlama, 2010 yılında bankacılık, sigortacılık ve dış ticaret, 2017 yılında çocuk gelişimi programları açılmıştır. 2021 yılına gelindiğinde ise Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde gıda kalite kontrolü ve analizi programı ile sağlık kurumları işletmeciliği programları açılmıştır. Meslek Yüksekokulumuz maliye, bankacılık ve sigortacılık, organik tarım, gıda kalite kontrolü ve analizi, sağlık kurumları işletmeciliği ve çocuk gelişimi programlarında kayıtlı 310 öğrencimizle eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Okulumuzda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesine yönelik 13 adet dersliğimiz, uygulama derslerimizin verimli kalitesini arttırmaya yönelik uygulama laboratuvarlarımız, bilgisayar laboratuvarımız ve bir adet tam donanımlı drama odamız mevcuttur. Ayrıca yine okulumuzda öğrencilerimiz için yemekhane, kantin ve kütüphanemiz de mevcut. Sayın Hocam, okulumuzun akademik kadrosu hakkında kısa bilgi verir misiniz? Elbette. Okulumuzda gıda kalite kontrolü ve analizi programında bir adet doçent doktor, sağlık kurumları işletmeciliği programında bir adet doktoralı öğretim görevlimiz, hali hazırda doktorası devam eden 4 tane öğretim görevlisi ve bunlar dışında 6 öğretim görevlisiyle birlikte toplam 12 tane akademik personelimiz mevcuttur. Sayın Hocam, geçen yıl yerleşen öğrenciler bazında taban ve tavan puanlarınız kaçtı? Okulumuzda 6 programda kayıtlı öğrencimiz mevcut ancak 4 tanesi aktif olarak öğrenci alımına devam etmekte. Bu 4 bölümümüze eşit ağırlık puanlarıyla öğrencilerimiz yerleştirilmekte. Yapılan en son sınavda yerleşen öğrencilerimizin taban ve taban puanları programlar bazında şöyle. Çocuk gelişimi programı taban puanı 198.145, taban puanı 263.506. Gıda kalite kontrolü ve analizi programı taban puanı 185.099, taban puanı 213.170. Sağlık kurumları işletmeciliği programında taban puan 183.538, taban puan 244.190 ve son olarak bankacılık ve sigortacılık programında taban puan 188.938, taban puan ise 247.77 olarak gerçekleşti. Sayın Hocam, okulumuzdan mezun olan öğrenciler hangi lisans programlarına geçiş yaparak lisanslarını tamamlayabiliyorlar? Evet, ciddi oranda öğrencilerimiz mezun olduktan sonra lisans programlarına dikey geçiş sınavıyla geçiş yapabilmekte. Program bazında geçiş yapabilecekleri lisans programlarını şöyle sıralayabilirim. Çocuk gelişimi programında en lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz, özel eğitim öğretmenliği, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, sağlık yönetimi lisans programlarına, gıda kalite kontrolü ve analizi programında ön lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz, beslenme ve diyetik, bitki koruma, gıda mühendisliği, gıda teknolojisi, kimya, tarımsal genetik mühendisliği,
tarımsal biyoteknoloji ve lisans programlarına, sağlık kurumları işletmeciliği bölümünde lisans programını tamamlayan öğrencilerimiz, işletme yönetimi, sağlık yönetimi, iktisat, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, konaklama işletmeciliği, halkla ilişkiler ve reklamcılık lisans programlarına ve son olarak bankacılık sigortacılık programından ön lisans eğitimini tamamlayarak mezun olan öğrencilerimiz iktisat, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, bankacılık ve sigortacılık, sigortacılık ve risk yönetimi, sermaye piyasaları, aktüerya, banka ve finans lisans programlarına geçiş yapabilmektedir. Son hocam, okulumuzdan mezun olacak öğrencilerin iş imkanları nasıl? Az önce de söylediğim gibi aslında mezun öğrencilerimizin hatırı sayılır bir oranda dikey geçiş sınavıyla lisans programlarına geçiş yapmakta. Bunun yanı sıra mezun öğrencilerimiz kamu bankalarında ve özel bankalarda, sigorta acentelerinde ve sigorta şirketlerinde, okul öncesi eğitim kurumlarında ve kreşlerde, gıda endüstrisindeki yönetim, üretim ve laboratuvarlarda, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı kontrol laboratuvarları, Hıfzı Sıza Enstitüsü, belediyeler, il sağlık müdürlükleri gibi kamu kurum ve kurumlarında istihdam olanağı bulmakta. Sayın hocam, öğrenciler şu şehrinde nasıl vakit geçiriyorlar? Sosyal imkanlar hakkında kısa bilgi verir misiniz? Elbette, zevkle. Su şehri köklü bir tarihi geçmişe sahip, eski bir yerleşim merkezi. Sivas ilimizin kuzeyinde Kerkit Vadisi'nde yer almakta. Konu itibariyle İç Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi'nin arasında bulunuyor. Ve bu konumu eşsiz bir ayrıcalık tanıyor ilçemize. İki farklı ekosistemin kesiştiği yer anlamına gelen ekoton bölgesi olarak ifade ediliyor. Öyle ki Suşehir'inde hem İç Anadolu'nun hem de Karadeniz bölgesinin iklimsel özelliklerini görmek mümkün. Bu nedenle Sivas ilimize göre daha ılıman bir iklim yapısına sahip ve bu durumda tabii ki bitki ve hayvan çeşitliliği açısından bölgeye zenginlik katmakta. Ayrıca 2020 nüfus istatistiklerine göre Sivas ilimizin en kalabalık, nüfus yoğunluğu açısından en kalabalık 3. ilçesi durumunda. Suşehir ile ilgili aslında öğrencilerin en büyük kaygılarından olan ulaşım ve barınma konularında Suşehir'i çok avantajlı bir durumda. Bundan da bahsetmek isterim. İlçemiz Deniz Karayolu üzerinde, yani İstanbul Kars Karayolu üzerinde bulunduğu için öğrencilerimizin ilçemizden Türkiye'nin her yerine her saatte ulaşımı mümkün. Bunun yanında barınmayla ilgili de Suşehir'i avantajlı bir konumdadır. İlçemizde öğrencilerimizin tercih edebilecekleri özel pansiyonlar dışında Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 502 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdu ve 152 öğrenci kapasiteli erkek yurdu mevcut. Bunun yanında okul, yurtlar ve ilçe merkezi bağlantısını sağlayan şehir içi toplu taşıma hatları da mevcut. Ayrıca Suşehir'i Kerkit Vadisi'nde merkezi bir konumda olduğu için öğrenciler tüm ihtiyaçlarını ilçemizde karşılayabiliyorlar. İlçemiz bu tarzdaki işletmeler ve keyifli vakit geçirecekleri kafe ve restoranlar, mesire yerleri açısından oldukça zengin olup bu özellikleriyle çevre ilçelere de hizmet verebilmek potansiyeline sahip. Resim olarak şunu söylemek isterim. İlçenin coğrafi özellikleri çeşitli spor, doğa sporlarına ve sportif aktivitelere uygun öğrenci dostu sosyokültürel yapısı öğrencilerin güven içinde kaliteli vakit geçirmesine olanak sağlıyor. Ayrıca ilçede yer alan iki tane baraj, amatör balıkçılık ve su sporlarına, coğrafi özellikleri ise yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşü gibi sportif aktivitelerin yapılmasına mümkün kılıyor. İlçemizde öğrencilerimizin de dahil olduğu, üyesi olduğu çeşitli kulüplerimiz var. Fotoğrafçılık kulübü gibi, doğa sporları kulübü, işte babak, doğa aktiviteler kulübü. Bu kulüpler vasıtasıyla da öğrencilerimiz keyifli vakit geçirebiliyorlar. Hocam, su şehri öğrenci dostu bir ilçe diyebilir miyiz? Kesinlikle. Sayın hocam, öğrenciler sizi neden tercih etmeliler? Evet.
bazı programlar başka meslek yüksekokullarında da bulunurken öğrenciler neden Suşi Timur Karaban Meslek Yüksekokulu'nu tercih etmeli? Ben bu sorumuza öğrencilerimizin okulumuz için, okulumuzun da ilçemiz için ne ifade ettiğini, ne kadar önemli olduğunu anlatarak cevap vermek isterim. Malumunuz, üniversiteler bulundukları bölgeye, topluma, genel olarak ülke ekonomisine değer katmayı ilke edinir. Okulumuz da bu doğrultuda üniversitemizi ilçemizde en güzel şekilde temsil etmeye gayret etmiştir. Ve ülkeye sosyal, kültürel, hatta ekonomik alanda çeşitli katkılarda bulunmuştur. Örneğin Meslek Yüksekokulumuz bahçe tarımı bölümüyle eğitim vermeye başladığı 1998 tarihine kadar ilçede tarım sadece geleneksel yöntemlerle yapılmaktaydı. Bu bölümdeki hocalarımız halk eğitim merkezlerinde, köy kahvehanelerinde bilgilendirme toplantıları yaptı. Ülkemizde projeler yürüttüler. Örnek uygulama bahçeleri, seraları kurdular. Ve bu şekilde halka ilham oldular. Bu girişimlerle ülkemizde meyve sebze yetiştiriciliğinde ciddi aşamalar, ilerlemeler kaydedildi. Üretilen ürünün çeşidi, kalitesi ve miktarı arttı. Yani 2018 yılları arasında Meslek Yüksekokulumuzda eğitim veren su ürünleri bölümü, ülkenin sahip olduğu su kaynaklarının sadece tüketim ve tarım için değil, balık yetiştiriciliği için de elverişli olduğunu ülkemiz tarafından fark edilmesini sağladı. Ve bu ürünle, su ürünleri bölümünün uygulama havuzlarında alabalık yetiştiriciliği uygulamaları ilçede bu alanda faaliyette bulunacak kişilere ilham oldu. Bugün ilçemizde ilçe ve ülke ekonomisine katma değer sağlayan Çamlıgözle Barajı üzerinde modern şartlarda kurulmuş bir balık işletmesi var. Bu işletme yılın 12 ayı aralıksız alabalık üretiyor ve Türk somonunu Karadeniz'e, oradan da Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediyor. Yine ülkemizde Çatıoğlu köyünde iki, Camili köyde bir adet balık yetiştiricisi amatör düzeyde faaliyetlerini sürdürüyor. Biz işte Suşi Timur Karaban Meslek Yüksekokulu olarak öğrencilerimizi bilim ve eğitim merkezli bu girişimlerin seyircisi değil, katılımcısı olmaya davet ediyoruz. Meslek Yüksekokulumuzda öğrencilerimizi stratejik planımızda da vurguladığımız üzere eğitim ve öğretimde tam eşitlik. Eğitimde sadece teoriye değil, uygulamaya da önem vermek. Her zaman bilimsel düşüncenin üstünlüğünü savunmak, insani değerlere saygı göstermek, ortak çalışabilmek ve grup kültürünü oluşturmak, çevreye duyarlı ve girişimci olmak gibi değerler doğrultusunda hem akademik açıdan donanımlı hem de burada geçirecekleri eğitim sürecinden ilham alan ve bulundukları bölgeye, topluma ilham olabilecek vizyona sahip birer bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Ve işte bu yüzden diyoruz ki öğrenciler bizi tercih etmeli. Bir de ilçeyle ilgili bir şeyler söylemek isterim. Ülkemizde Meslek Yüksekokulumuz aktif olarak faaliyette bulunduğu 25 yıl boyunca ilçeye kazandırdığı vizyon ve sağladığı katkıları nedeniyle ilçe yöneticileri ve halkı tarafından çok benimsenmiş, çok değer görmüş ve hala görmeye devam etmektedir. İlçe yöneticilerimiz gerek öğrencilerimizin, gerekse okulumuzun problemleriyle ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmekte. Çözüm odaklı bu yaklaşımları öğrencilerimizin ilçemizde eğitimlerini güven içinde sürdürmelerini desteklemektedir. Ve bu sayede öğrencilerimiz eğitim süreleri boyunca kendilerini ilçemizde yabancı hissetmemekte. Sayın Hocam, son olarak öğrencilerinize neler söylemek istersiniz? Suşi Timur Karaban Meslek Yüksekokulu olarak bizler, genç ve dinamik eğitim kadromuzla ve onun içinde çalıştığımız idari kadromuzla kaliteli bir eğitim, öğrencilerimize kaliteli bir eğitim fırsatı yakalayabilmelerinin yanı sıra ülkenin sunmuş olduğu ayrıcalıklarla keyifle ve güven içinde eğitimlerini sürdürebileceklerini vaat ediyoruz. Ve öğrencilerimizi Karadeniz'in samimiyeti ve İç Anadolu'nun misafirperverliğiyle ülkemize, okulumuza bekliyoruz. Bu program vasıtasıyla bize okulumuzu ve ilçemizi tanıtma fırsatı tanıyan rektörümüz Profesör Doktor Alim Yediz Hocamıza ve üniversite yönetimine, İletişim Fakültesi Dekanlığımıza ve yayında geçen sizlere, ekibimize,
Meslek Yüksekokulumuz okulu müdürümüz Profesör Doktor Nevcihan Gürsoy hocamız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Bugün Suşehri Timur Karabağ Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Öğretim Görevlisi Yeliz Demirci hocamızla beraberdik. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Size iyi günler diliyoruz.